geldi. Gelir gelmez kendisi önce İstanbul'a indirildi, sonra özel önlemlerle İmralı'ya nakledildi. Siz görüşmeyi İmralı'da yaptınız. Tabii. Nasıl oldu? Gittiniz, karşısında nasıl bir Öcalan gördünüz? Şimdi Öcalan'ın ilk gelişi 16 Şubat günü. Hava inanılmaz soğuk ve hatta oradaki eski cezaevi müdürü dedi ki komutanım hiç dedi burada böyle yağmurla kar bir arada yağmazdı bu mevsimde dedi. Dedim ki bereket var onun için. Karşıdan Poyraz hücum botu geldi. Oradaki denizci arkadaşlarımızla isimlerini burada güvenlik sebebiyle vermiyorum. Diğer benim yanımdaki arkadaşları, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan arkadaşlarımız da vardı. Kaç kişiydi sorguya girerken? Yani toplam ilk gün 8 kişiydik. Fakat ilk günden sonra sadece biz kaldık. Biz devam ettik. Normal sorgu süreci bittikten sonra da mülakatlara başladım ben. Yani bu mülakatlarda devletin bilgisi ve emri... Farkı ne mülakatla sorgunun? Mülakatla sorgunun farkı şu. Sorguda zaten söyleyeceklerini hem savcıya söylüyor, ondan önce bize söylüyor. Sonra savcıya söylüyor, sonra mahkeme sürecine devam ediyor, gidiyor. Ama biz bu mülakatlarda artık bu örgütü nasıl bitirebiliriz? Sen ne yapacaksın? Nasıl bir katkıda bulunabilirsin? Nasıl katkıda bulunabilirsin diye kendin uçakta yani arkadaşlarımıza diyor ki... Emrinizdeyim dedi. Tabii ben emrinizdeyim dedi. Bana dedi ki ben devletimin eriyim dedi. Açın internette kayıtlar var. Kayıtlar oraya düşmüştü zaten. Bizzat kendisi söylüyor. Ben devletimin eriyim, ben devletimin hizmetindeyim, bana inanın, bana güvenin diyordu. Ve aynen de öyle olduğunu gördük. O süreçte biz gereğini yaptık. Ben 7-8 ay adada kaldım. Bizzat kendisiyle birebir görüştüm, tek başıma görüştüm. Aldığımız bütün bilgileri, Allah rahmet eylesin, Yaşar Büyükanıt Paşa'mı da burada rahmetle anıyorum. Harekat başkanı oydu. Bizzat özel helikopterim vardı. Biniyordum, geliyordum güvercinliğe. 2 saat görüşüyordum, çoluğumu çocuğumu görmeden tekrar binip gidiyordum. Çok önemli görevler icra etmeye çalıştık ve o zaman da doğru yaptık. Fatih Bey hatırlayın, 99, 2000, 2001 yıllarında şehit miktarı sıfıra inmeye başlamıştı. Sıfırdı. Cezaevi müdürü beni aradı, Gaziantep Cezaevi Müdürü. 99 yılının sonuydu. Dedi ki komutanım size teşekkür etmek için aradım. Neden dedim? Cezaevindeki PKK'lılar Apo'nun posterini, biz içeri arama yapmaya falan giremiyoruz dediler. Apo'nun posterini, PKK paçavralarını yakmaya başladılar dedi. PKK'lılar yakıyor bunu. Yani ben olmayan bir şey söylemiyorum. Bu resmen kanıtlı bir şeydir. Bunu yakalamışız. Güneydoğu'daki benim insanım, canım, Kürdüm aş ve iş derdine düşmüş. Artık insanlar piknik yapmaya çıkmaya başlamışlar Güneydoğu'da. 2003'e kadar böyleydi. Tabii. Peki ne oldu sonra? Yani Abdullah Öcalan buna katkı verdi mi? Evet verdi. Bebek katili buna katkı verdi mi? Verdi. Biraz sonra herhalde soracaksınız. Bir de söyledikleri var. Şimdi onun üzerinde tepinenler, iktidar ya da muhalefet, ben hiçbir siyasi partiyle ilgili konuşmuyorum. Ama Abdullah Öcalan bunları söylerken şu anda Şeyh Said, Seyit Rıza'nın üzerinde tepinenler, heykellerinin önünde saygı duruşunda bulunanlar buna ne diyecekler? Soracağım onu. Kitapta var o zaten o bölüm. Onu soracağım. Girdiniz Apo'nun yanına. İlk sorunuz ne oldu? İlk ne dediniz? Ve o nasıl... Abdullah Öcalan'ı Poyraz hücum botundan ben teslim aldım. Gözleri bağlıydı. Bir arkadaşımla birlikte koluna girdik ve kulağına eğildim. Dedim ki bunu kitabımda da yazdım. Dedim Apo hıh dedi. Bir varmış bir yokmuş dedim. Durdu. Evet bir varmış bir yokmuş. Tabii aklımızdan bin tane şey geçti. Bunu hemen söylemek isterim. Çünkü ben kucağımda şehitler vermiş bir subayım. Bütün hayatım Güneydoğu'da bu PKK terörüyle boğuşarak geçti. Çatışmalar da geçti. Şehitler aklıma geldi. Bir anda her şey aklıma geldi. Aklımdan kötü kötü şeyler de geçti. Açık, vursam mı, kırsam mı kafasını? Çok açık ve net. Fakat sonra düşündüm. Biz Türk devletiyiz. Bir devlet aklı var. Böyle bir şey ne Türk devletine yakışır ne de biz Amerikan Johnny'si değiliz. Başka bir şey de değiliz. Yani yanlış anlamayın. Kimseyi küçümsediğim için söylemiyorum. Ama Türk devletinin genetiğinde böyle bir şey yok. Hiç yapmamışız böyle bir şey. Teslim olmuş, bitmiş, yakalanmış. Gidip onu bilmem ne yapacaksın. Yok böyle bir şey. Aldım, götürdüm. 1961 yılında da kullanılmış bir hücre vardı. Yani o 27 Mayıs hadiselerinden sonra. O hücrelerden birisini hazırlamıştık. Oraya koyduk. Fakat birinci gün böyle oturduk Fatih Bey. Sizinle karşılıklı oturduğumuz. Tabii o karşıya oturdu. Biz 7-8 kişiyiz buradayız. Şimdi biz bir şey soruyoruz. O cevap veriyor. Fakat nasıl bir cevap veriyor biliyor musunuz? İşte biz FİS'te şunu kurduk. Şurada şu toplantıyı yaptık. Burada bunu yaptık. Yani nasıl bir sorgu bu? Hani bizim anında bilgiler almamız lazım. Onları savcılara iletmemiz lazım. Benim Ankara'ya savcı sorguda yok o sırada. Tabii tabii. Yani ilk aşamada zaten biliyorsunuz kolluk yapar sorgu şey faaliyetini. Netice itibariyle biz akşam üzeri, onu kitapta da belirttim. Arkadaşımla dışarı çıktık. Dedim ki ya bunda bir ters giden bir şey var. Ne yapacağız dedim yani. Dedi komutanım hatırlıyor musunuz dedi. Bu as subay arkadaşımızın da ismini vermiyorum güvenlik sebebiyle.
Ona da buradan selam olsun dedik. Komutanım hatırlıyor musunuz bu BK'da ya da başka bir yerde Şemmin Sakık, Duran Kalkan falan onlara konuşurken hep hakaret eder. Hep onları küçümser. Onlar da böyle bir şey durumuna gelirler. Kendilerini böyle bir hani şey yaparlar böyle yalakalık der gibi falan. Evet dedim ya. Hızla içeri girdim. O sırada böyle yatağın üzerinde duruyor. Kapıda özel kuvvetlerden bir arkadaşım var. Benim geldiğimi görünce buyurun komutanım dedi. Fatih Bey içeri girdim. Ayağa kalktı. Dedi ki sorgudan bir şey mi kaldı? Yani onu mu soracaksınız? Yarına bırakmıştık çünkü. İlk günün gecesi. Sen dedim buradaki lavaboyu, tuvaleti kullanmıyor musun dedim. Ya ne pis kokuyor dedim burası ya. Oğlum dedim ya sen burada şüphelisin. Sanık olacaksın yakında. Burayı temiz kullan lütfen falan dedim. Yani buna benzer bir şey söyledim. Bir anda surat şekli değişti. Bir anda. Siz kendisiyle röportaj yaptınız. İyi tanıyorsunuz onu. Evet. Ya olur mu falan dedi. Böyle ben dedi işte sifonu da çektim falan filan. Ben bunu söyledim. Bir şey de çıktı. O günden yani, sonraki... Bir aşağılama aslında bu yani. Yani asla bir işkence değil. İşkence asla değil, bir şey değil. Ama, psikolojik bir yaklaşım. Ama tabii bir psikolojik sorgu yöntemi şeklinde. Ertesi günler itibaren Abdullah Öcalan karşımızda artık devletin eriyim. Ben devletimin hizmetindeyim diyen bir profile dönüştü. Bir şey merak ediyorum. Şimdi bu...